Değerli dinleyicilerimiz, işleyeceğimiz konu hidayet ve önemi olacaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinin 30. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُوا ف۪يهَا وَاِسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكِ قَالَ اِنِّ Sadakallahu lazim. Rabbin ezeli iradesi Adem'i var kılmaya murad ettiğinde meleklere ben yeryüzünde mutlaka emirlerimi yerine getirecek, benim adıma konuşacak bir halife var kılacağım demişti. Melekler de orada fesat çıkaracak, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın? Oysa biz seni hamdinle tesbih ve seni takdis ediyoruz demişlerdi. Allah şüphesiz ki benim bildiğimi siz, bilemezsiniz demişti. Rabbimiz Celle Celaluhu kendi adını anlatacak, kendisini aklıyla, iradesiyle tanıyacak, ona kulluk edecek, varlıklar yaratacağını ifade ediyor. Tabi melekler, yeryüzünde kan döken cinler alemi, aralarında demek ki kavgalar, gürültüler oluyor. Bugün insanlık aynı durumu yaşadığı gibi o dönemde de ve belki kıyamete kadar da aynı hadiseler yaşanacak. Melekler, Ya Rabbi biz sana kulluk etmiyor muyuz? Biz seni takdis etmiyor muyuz? Sana ibadet etmiyor muyuz diye ifade ettiklerine Rabbimiz bizim kendisinin her şeyi en güzel şekilde bildiğini ve çok hikmetleri olduğunu, yaratacağı varlığın kendisini anlatacağını, kendisini tanıtacağını, Allah'ı bilerek, tanıyarak akıl ve iradesiyle ona kulluk edeceğini yine Rabbimiz ifade ediyor. Yani birçok hikmeti olduğunu. Yine onun beyanları içerisinde ne yapıyoruz? görmüş oluyoruz. Tabi insanın en önemli özelliği yeryüzünde diğer varlıklardan üstün yaratılması. Tin suresinde Rabbimiz لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz en, insanı en güzel surette yarattık diye ifade ediyor. Birçok ayette de insan yaratılışına dikkat çekiyor. Bir meniden, hakir bir sudan insanı yarattığını, mükemmel bir sanat eseri ortaya koyduğunu Rabbimiz zaman zaman Kur'an'ın değişik ayetlerinde ifade ederek nereden geldiğimizi, nasıl bir varlık olduğumuzu bize hatırlatıyor. Bizi düşünmeye, akletmeye, fikretmeye, Allah'ın sanat eserleri üzerinde tefekkür etmeye davet ediyor Rabbimiz. İnsan yeryüzünde bütün canlıların üstünde bir azizliğe sahiptir. Bunu başta Rabbimiz izah ediyor. Meleklere ifadesinde de bunu görüyoruz. Tabi Rabbimizin sanat eserlerini Yaratmış olduğu varlıkları onları okuyacak, Allah'a kulluk edecek o yaratmış olduğu kitabı ne manaya geldiğini, ne tür dersler alınması gerektiğini, Allah'ın isim ve sıfatlarının büyüklüğü, azameti, kudretini ancak insan gibi aklı yerinde olan bir varlık ne yapabilir? Anlayabilir. İnsan bir halife ayetin ifadesiyle bir halifedir. Bu halife olması yönüyle Allah büyük değer veriyor, kıymet veriyor. Bu kıymetinin tabi kıymet alabilmesi için, insanın değerli olabilmesi için her şeyden önemlisi Allah'ı ve Resulullah'ı tanıyan, onun emir ve yasaklarına riayet eden, onun haram helal sınırlarını gözeten insanlar olacağını da yine Rabbimiz kendisi ifade ediyor. Yeryüzünde Allah'ın has ve kili sayılan insanın bu şerefli vazifeyi gerektiği gibi yerine getirebilmesi için tasarrufuna yetkili kılındığı şeylerin ve onlarla ilgili ilahi buyrukların hepsini bilmesi ve yerli yerince kullanmasını akıl erdirmesi lazımdır. Saniyen, ilimde üstün bir seviye, üstün bir paya yükselmesi, nefisle şehvet isaretinden kurtulup iman ve irfan hürriyetine kavuşmasıyla mümkündür. Aksi takdirde bedeninin sınırlarını, bedeni hazlarını aşamamış bir insanın hidayeti yakalaması, Allah'ın emir ve yasaklarını idrak etmesi mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki her şeyden önemlisi iman ve salih amele Rabbimiz bizi ne yapıyor? Davet ediyor. Başta iman, sonra salih amelle serfiraz kılınmamız gerektiğini Rabbimiz ifade ediyor. İnşallah böyle yaşamaya, onun emirleri istikametinde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde Fevallahi li en yehdiyallahu bika reculen Vahiden hayrul leke min en yekuna leke humrun nam na sadaka Rasulullah. Buhari'de geçen bir hadis. Sahih 4. cilt 5. hadiste. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye hitaben şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın senin vasıtanla bir tek adamı hidayete getirmesi senin için birçok kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır ifade etmiş. Daha hayırlı olduğunu ifade etmiş. Demek ki insanların hidayeti bir insanın hidayeti bütün dünya nimetlerinden, güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı olduğunu biliyoruz. İnsan ki düşünün bir insan ahiretini kazandığı zaman sonsuz bir hayatı mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmiş olacak. İnsan ki ahiretini kazanamamışsa, Allah'a ve Resulullah'a tanımamışsa bu insan da Allah korusun ebedi olarak hüsrana uğrayacak, azaba düşer olacak. Rabbim böyle bir akıbetten de hem bizleri hem dinleyicilerimizi hem neslimizi hem insanımızı muhafaza buyursun. Rabbimizin rızasını kazanmak, onun yolunda olabilmek en önemli hususlardan birisidir. İnsanın en önemli meselesi, en önemli husus iman meselesidir. Kainatta en büyük dava, en büyük hakikat iman hakikatidir. Bundan dolayıdır ki bütün peygamberler, bütün büyükler, bütün aklı eren insanlar hep onu tanıma, peygamberlerini tanıma, kitabını tanıma hususunda hassasiyet göstermişler ve bu istikamette hayatlarını sürdürmüşlerdir. Esasında akıllı bir insan, düşünen bir insan, imansızlığın, itikatsızlığın, Rabbi tanımamanın nasıl bir hüsran olduğunu, nasıl bir kayıp olduğunu görür, bu istikamette ne yapar? Yanlışlarını, eğri yolda olmanın yanlışlığını görür ve Allah'tan kendisine hidayet vermesini diler ve bu istikamette hareket eder. Tabi hidayetli olma gayrete bağlıdır. Duygu ve düşünceye bağlıdır. Önce duygu ve düşüncede insan imanı elde etmek için gayret etmeli. İnsan kendisini inanmaya zorlamalıdır. İmanın önündeki engelleri bertaraf etmek için gayret etmelidir. Genelde insanlar bilmediği hususlarda tanımadığı zatı diyelim Rabbimizi, peygamberini tanımayınca onlara itibar etmesi, anlaması zordur. Tabi bu arada Asır saadete gidecek olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı devrine gidecek olursak, özellikle cahiliğin yaşandığı günlerde, Mekke döneminde, evet peygamberimizi tanıyan insanlar vardı. 40 yaşına kadar Allah Resulü'nü en güzel şekilde tanıyorlardı. Hatta Muhammedül Emin lakabını veren insanlar, Onlardı maalesef. Fakat İslam'ın hakikatleri neşfunema bulmaya başlayınca, Rabbimiz Efendimiz'e peygamberlik görevini verince, Orada en iyi tanıdığı insanlar, Efendimiz en iyi tanıyanlar maalesef sırtlarını dönmüş oldular. Efendimiz'i bir noktada bilmediklerinden değil, öyle bir hayat tarzı kurmuşlardı ki o hayat tarzlarının değişmesini istemiyorlardı bir türlü. İstiyorlardı ki kurmuş oldukları baskı ve zulüm rejimi, baskı ve zulüm anlayışı, haram helal demeden hareketleri, hareketlerine Rabbimiz müsaade etsin. Efendimiz'in gelişi onların o düzenini ne yapmıştı? Alt üst etmişti. Böyle olunca Efendimiz'e tabi olup hem dünyalarını hem ahiretlerini kurtarmayı değil de maalesef Efendimiz'le mücadele ederek hem dünyalarını berbat ettiler hem de ahiretlerini kaybettiler. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun. Kur'an'ın emri ye'murune bil maruf ve anil münker. Bütün Müslümanların istediği Rabbimizin tanımayan, bilmeyen insanlara mutlaka Allah'ın emirlerini, güzelliklerini anlatma, onların bu güzellikleri öğrenmelerini sağlamaktır. Bu bütün Müslümanların görevidir. Ayrıca münkerden de kötülüklerden de sakındırma yine Müslümanların görevidir. Bugün maalesef toplumumuzda her koyun kendi bacağından asılır. Anlayışı hakim. Tabi bu anlayış tamamen İslam'ın ve Kur'an'ın ruhuna zıt olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Mutlaka her Müslüman bir yanlış gördüğü zaman, bir münker gördüğünde onu eliyle düzeltmeli, Eliyle düzeltemediği zaman diliyle düzeltmeli. Diliyle düzeltemezse kalbiyle de buğz etmeli Efendimizin aleyhissalatü vesselam ifadeleri içerisinde. En büyük dava dedik. iman davası. Bugün nesil maalesef Allah'ı ve peygamberi tanıyamamakta. İnsanlık Allah ve Resulünün tam manasıyla tanıyamadığından dolayı yanlış yollara, yanlış anlayışlara, yanlış telakkilere kapılmakta. Bunu çözme ancak neyle olur? Bilgiyle olur, okumakla olur. Kur'an'ı ve Peygamberimizi tanımakla, tanıttırmakla, İslam'ın güzelliklerini insanlara göstermekle ve hayatımıza her şeyin önemlisi hayatımıza hayat tarzı yapmakla insanımız ne yapar? Yanlış yapan insanlarımızla işin doğrusunu öğrenmiş olurlar. Bu yönüyle bilen insanlara, bilgili insanlara çok büyük görevler düşmektedir. Özellikle ilahiyatçılara, camilerde görevli olan değerli hocalarımıza ve kendisini bu hususta mesul hisseden bütün Müslümanlara, çok ciddi manada görevler düşmektedir. Her şeyden önemlisi insanların hidayeti ancak neyle olur? İyi temsil etmeyle olur. İyi temsil edildiği zaman, Kur'an ve sünnet iyi temsil edildiğinde inanıyorum ki fevç fevç değil halkımızın, bilemeyen kardeşlerimizin İslam'a sempati duyması, İslam yaşaması başka ülkelerin, başka dinlerin salikleri diyelim, başka dinlere tabi olan insanlar da ne yaparlar? dinimize sempati beslerler, dinimizi öğrenmek için gayret sarf ederler. Yeter ki biz iyi temsil edebilelim. Amellerimizin güzelliğinden dolayı ahirette Rabbim amel defterimizi sağ tarafımızdan alan kullarından eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun değerli dinleyiciler. İnşallah Rabbim sıratı müstakimden ayırmasın diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.